Evet. Armağan Çağlayan'la başlayalım. Benle başlayalım. Bence olmadı. Olmadı. Neden olmadı? Şarkının bir şeyi beni rahatsız etti, kötü söyledi. Şimdiye kadar hep iyi söylüyordu. Yani en azından bunun önceki iki şarkı iyiydi ama bu şarkı beni çok rahatsız etti. Olmadı. Geçen hafta alkış alan bir şeyi tekrarlamaya çalıştı, o olmadı, o karıştı. Şarkının ritmi karıştı, her şey karıştı. Bence olmadı. Olmadı diyorsunuz, ben şaşırdım. Ben beğendim izlerken. Johan. I'm gonna keep it short because I think I never will find the answer about Anul. He says something about you. He says he wouldn't like it anyway for you. Bana dedi ki şimdi kulağıma böyle. Okay, then he Johan zaten beni beğenmez ki dedi. Then he has to explain why, because I don't like this answer. Neden? Neden beğenmez seni? Bilemiyorum, çabamı göremiyor. Yani ben çok çaba sarf ediyorum ama sürekli işte Şahane'de işte ruhsuz, kalpsiz söylüyorsun. Yani ben bunları hiç kabul edemiyorum. I see everything I have to see, but what I don't see is the heart. You try to be anyone. One time you're more Tarkan, the other one you're more another one. But there is no heart. Every time I see you, I see someone else. Her seferinde esasında çok doğru şeyler görüyorum ama her seferinde değişik karakterler görüyorum sahnede diyor. Bazen Tarkan'a benziyorsun, bazen bir başkasına benziyorsun. Seni tam olarak göremiyorum diyor. So, but I like you. It has nothing to do that I hate you or whatever. I just try to be honest and to say what I feel sana and what I see. Sana sadece dürüst davranmak istiyorum. Beni burada hep aynı şekilde görürse bence izleyiciler de sıkılır. Biraz peki, farklı değiştirmek gerekiyor. Peki bir şey sormuyor musunuz Monsieur Johanna? No, what I try to say is what I think, Anul, is it's what we called a charm singer. You know charmed. What I mean? A charm singer. In pop music you have different styles. For example, Sevcan, she's real poppy, rocky. She can be crazy on stage, but we like it. Because şimdi you feel pop müzikte değişik tarzda söyleyen şarkıcılar vardır. Mesela Sevcan daha çok pop, rock, punk tarzı şeyler söylüyor. So it's very important that an artist finds his own style. And maybe Anul can be great in pop music. I don't say ama that he can't be a pop, pop star. Şarkıcıları için çok önemli bir şey vardır. Kendi stillerini bulmaları gerekir. But he has to find the right part of the pop music to perform. He has to find himself and he didn't show it or he didn't find it until now. Sevcan, that was clear. This is she. Anıl şu ana kadar kendini bulamadı. Ben Sevcan'ı daha net görebiliyorum. And we saw sahnede him performing, when we saw him performing more ballad things, more slow things, more sensitive things, then we were always very excited. Anıl duygusal şarkılar söylediği zaman I also gave him some good çok points last few weeks. Çok daha fazla etkileniyordum ama but bu tarz şarkılarda çok etkilenmiyorum. Then the week after there is someone else on stage again and it's not because it's just another song, also the singer changes. Evet, sahnede gördüğümüz şarkıcı da sürekli değişiyor gibi geliyor bana. I only feel Anul when he's singing very emotional songs, ballads, very sensitive things and that's what I feel. Nothing Anıl'a more, nothing less. Ben duygusal şarkılar söylediği zaman daha çok hissediyorum, daha çok duyabiliyorum. Daha çok kendisini Anıl'a, gerçek Anıl'a benzetiyorum diyor. Pop şarkıda zaten duygu hissedilmez, şov yapılır benim bildiğim yani. Şov olarak dönüşebilir bence pop şarkı söylerken, dans edilir. Yani bir duygu veremezsiniz o anda, sadece eğlendirirsiniz insanları. Bakalım. That's your opinion. I have bu quite another opinion. Bu senin fikrin, sana katılmıyorum diyor. Like I always said, it starts from the heart. And it has nothing to do with being beautiful or whatever. It are extra qualities you have. And you can use. Sadece görünüm değil, görüntü değil ama hep kalpten başlamalıdır diyor bu şarkı söyleme işi. Okay. Yıldız Hanım. Gayet başarılıydı benim için. Güzel söyledi. Teşekkür ediyorum. Elinden geleni her zamanki gibi ardına koymadı. Gerçekten puan çok çalışkan bir yarışmacı. Şimdi değil, bir saniyenizi rica ediyorum. Siz beğendiniz genel olarak Anıl'ın performansını. Evet. Peki. Bülent Hanım. Vallahi ben beğendim. Siz de beğendiniz. Şaşkınlıkla dinliyorum. Neden beğenilmedi? Beyefendiyi bilemiyorum. Ama Armağan Bey'in nasıl ki Armağan Bey Monsieur Johan hakkında hani dedi ya Sevcan Hanım'ı tutuyor falan diye. Ben de Armağan Bey'i beyefendiyi tutuyor herhalde. Fazla met edersem elenir gider politikasıyla acaba ben bunu biraz yereyim de
kalsın diye mi böyle bir politika uyguladı gibi geliyor. Öyle mi Armağan? Biraz bu işin altında bir şey seziyorum ben. Yok hayır, benim kulağıma iyi gelmedi. Yoksa evet. Ben az evvel de 3 yarışmacıdan Anıl'ın en çok bu yarışmanın birinciliğine Anıl bu performansı yapmadan önce yakıştığını söyledim. Evet. Ama bu şarkı benim kulağıma iyi gelmedi. Şarkıyı, bu performansı beğenmediniz galiba. Yani detone falan mı vardı? Ben anlamam detoneden. Yani ses düşmesi veya yükselme. Bir şey rahatsız etti beni ama hatta size de şarkının başında yanlış ton mu diye sordum farkındaysa. Ben anlamam çünkü ama hani bir şey benim kulağımı rahatsız etti. Ne dersiniz? Ben olmadım. Bilmiyorum. Siz rahatsız olmadınız. Olmadım. Beğendiniz. Beğendim. Teşekkür ediyorum. Peki. Diyoruz ya hep genç kızlar beğeniyor. Siz de bir genç kızsınız. Aa çok. Yani. Demek ki oradan size hitap etti. Ne demezsin. Nesli tükenmiş cinsinden. Estağfurullah. Peki. Buyurun Yıldız Hanım. Pop müzik zaten kökeni yurt dışından gelen bir müzik. Evet. Yani Türkçe müzik değil. O anlamda pop müziğe yani yabancı müziğe en yatkın olanını seçmek durumunda hissediyorum ben kendimi. Popstar adı evet. Altında. Evet. Çünkü... Siz popstar mısınız? Yok ben Türkçe sözlü şarkı söylüyorum. Şarkı söylüyorum. Türkü söylüyorum. Evet. Tabii. Türkçe sözlü şarkılar ve türküler söylüyorum. Evet. Popstar değilim ama popüler olduğumu düşünüyorum. Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Anıl'cığım sana da geçmiş olsun diyoruz. Oy vermedik Osman. Aa çok özür dilerim. Özür dilerim. Ben böyle güzel şeyler duyunca hemen orada bitsin istiyorum tabii ki. Evet bir de 10 üzerinden puanlarımızı alabilirsek. Bülent Hanım aynayı aldı. Ben aynayı aldım. Tam süslü kokan. Evet. 10 üzerinden 10. Teşekkür ederim Bülent. Yıldız Tilbe'den. Armağan Çağlayan, bakalım kaç verecek? 10 üzerinden 9. Teşekkür ediyorum Armağan, sağ olun. Johan Hendricks veriyor oyunu. Everybody's gonna scream at me. 10 üzerinden 7. Teşekkür ederim. Hadi. Ve Bülent Ersoy, 10 çok üzerinden 10. Çok sağ olun. Aman tanrım, 36. 36 çok toplam oy. Tebrik ediyoruz seni, aferin sana. Aferin sana. Hadi içeri git biraz nefeslen. Evet, jüri üyelerimizi de bir alkışlayalım mı? Yani böyle ne kadar zor bir şey yapıyorlar her hafta. İnsanların kaderleriyle ilgili karar vermek hiç kolay değil. İlk haftadan itibaren bu işe beyin koyuyorlar, zaman koyuyorlar. Ben de hepinizin önünde jüri üyelerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten. Yıldız Hanım bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Yıldız Hanım. Ben bugün... Herkesin Babalar Günü'nü kutlamak istiyorum. Evet. Vallahi. Evet. Bütün yaşayan babalarımızın ellerinden öpüyorum. Bütün ölmüş babalarımıza da rahmet diliyorum. Burada. Bütün babaların evet, Babalar Günü kutlu olsun. Evet, kesinlikle ve öyle. Babası olan sevinsin. Babası olan babasını üzmesin, annesini de öyle. Değerini bilsin. Evet, mutlaka. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür biz de Babalar Günü kutluyoruz tüm babaların. Ve şimdi yine o heyecanlı, ilginç dakikalardan birine geldik. Biliyorsunuz hafta boyunca magazin gündemine bir tartışma oturdu. Sayın Bülent Ersoy ile Sayın Gönül Yazar başka programlar aracılığıyla birbirlerine bazı mesajlar gönderdiler. Bir polemik oluştu. İşte ilk defa bütün bu polemiğin üzerine